Güneş yükselince doğudan gider devran, zamanları aşıp gelen sonsuzluğun binbir rengi ses verilmiş dünyaya. Her birinin binbir sözü, her bir sözün binbir sırrı varmış. Görülmeyi beklerlermiş, bir haberci gelsin, öteye geçsin diye. O deryanın sırlarında kaybolmak var. Görenlere misal olan sırrı görüp aksetmek var. Sırrını ayan etmek için siyah sözünü söyledi. O ki yokluğun, yokluktaki varlığın rengi. İnsanlığın ortak bilinçaltını kuran temel sembollerin başında yer alan siyah, bugünümüz olduğu kadar dünümüzü de en çok etkileyen renklerden biridir. Sessizdir siyah, yalnızdır. Her şeyi içine alıp gizleyen siyah, hem bir başlangıç rengidir, hem de son diye düşünülen bilinmezin. Sırrını taşır içinde, belki de sonsuza dek saklayacağı bilinmezi. Ve insanlar siyahın aydınlığı doğurmasını bekler. Siyah gecenin rengidir. Korku, kuşku, tedirginlik ve bütün ürkütücü olayları da kendi içinde sembolize eden bir renktir. Herkes siyahtan veya kara diye bilinen olaydan bir miktar ürker ve korkar. Ama bunu böyle görmeyenler de var. Bir Amerikalı yazar var, Kurt Vonnegut Jr. diye, ki onun bazı çalışmalarını Türkçe'ye de ben çevirmiştim. Sonra kendisiyle de New York'ta tanıştık. Gayet enteresan bir insandır. O bir kitabına Gece Ana adını vermişti ve kendisine niye böyle bir ad seçtiğini kitabı için sorduğumda benim için asıl olan karanlıktır demişti. Çünkü karanlık olmasaydı aydınlık karanlığın içinden doğamazdı demişti. Siyah yokluğun rengidir, yokluktaki varlığın. Çünkü hiçbir şey kendinde olmayanı doğuramaz. Madem ki siyahtan aydınlık doğmaktadır, o halde siyahın içinde aydınlık vardır. Gecenin karanlığından günler ayılır. Hayat her yeni gün gecelerin memleketinden gündüzlerin memleketine doğar. Doğudan batıya. Karanlığında varlığını gizleyen o siyah, aydınlığı doğurandır. Bu doğurganlık bize yaşamın çok boyutluluğunu anlatır. Her şey zıttıyla birlikte vardır. Ve bu zıtlıktır ki hayatı doğurur, daim kılar. Çok daha eski dönemlere ait ana tanrıça tapımına baktığımızda siyahın ana tanrıçayla ilişkili olduğunu olumsuz anlamlarından çok olumlu anlamlarına gönderme yapıldığını görüyoruz. Bu da toprağın derinliğinin, karanlığının, toprağın kendi siyahlığının ana tanrıçayla
ilişkilendirilmesi, onun rahminin derinlikleriyle, rahminin karanlığıyla ilişkilendirilmesinden kaynaklanıyor. Toprağın bereketi ve doğurganlığı ana tanrıçanın doğurganlığı ve bereketiyle ilişkiliydi ve dolayısıyla siyah ana tanrıçanın renklerinden bir tanesiydi. Hatta Anadolu'daki Pessinus'ta Kibele'nin büyük bir tapu merkezi vardı ve orada Karataş bizzat ana tanrıçanın tecellisi olarak kabul görmüştür. Yine olumlu anlamlarından gidecek olursak, Kuzey Afrika'da özellikle Mısır'da yağmur bulutlarının griliği ve siyahlığının da yine bereketle ilişkili olduğunu, olumlu bir anlam taşıdığını, çünkü yağmur ve dolayımında toprağın bereketini artırdığı düşünülmüştür. Yine Mısır Deltası'nın siyah renkli alüvyon toprakları yüzünden de bereketin temsili olmuştur. Siyahın mitolojide ana tanrıça motifiyle ilişkilendirilmesi, siyaha doğurganlık imgesinin yüklenmesi bir başlangıç rengi olarak düşünülmesinden kaynaklanır. Çünkü siyah, evrenin oluşumundaki o ilk dönemle kaotik ortamla ilişkilendirilir. Karmaşanın rengidir kimileri için siyah. Ancak diyalektik ilişki içinde bir arada olan kaos ve düzenin birbirlerini tamamlayan iç içe geçmiş bir kavramlar yelpazesi olduğu anlaşıldığından bu yana kaos, düzensizliğin düzeni olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Çünkü düzen, düzensizliğin içinde hep yeniden kurulan bir şeydir. Ve yaşamın enerjisi, yaşamın sürekliliği bu bir aradalıkla oluşur. Oluşum hali tamamlanmış, bitmiş bir şey midir? 20. yüzyıl başında relativite ve kuantalar mekaniği kuramını yaratanlar, maddenin parçalanmaz diye düşündükleri en küçük ayrıntılarına girdiklerinde, atom parçacıklarının içindeki o denetlenemez, sonucu kestirilemez olan sürekli oluşum ve devinim halini gördüklerinde, en küçük parçamızda düzensizliğin düzeniyle yaratılan ritmi fark ettiklerinde, hiçbir şeyin olup bitmiş bir sonu olmadığını, evrende bir sürekli oluş hali yaşandığını fark ettiler. Her bir zerre hem kendini yeniden üretmekte, hem de bir sonraki süreci kendi devinimiyle başlatabilmektedir. Bilimin bütün algısını ve o güne kadar elde ettiği doğruların yönünü değiştiren kuantum fiziğinin yarattığı farkındalıkla kaosla çağrışan siyah bir sürekli oluş hali olarak algılanmaya başlandı. Bugün Türkçe'ye baktığımız takdirde kelime anlamı itibariyle ilginç bir oluşumla karşılaşırız. Türkçe'nin genel proto aşamalarında siyaha verdiğimiz isim kara, aynı zamanda üzerinde yaşadığımız toprağı da belgeleyen, işaret eden bir renktir. Ve bu niteliği itibariyle karanın geleneksel toplumlardaki yansıması olan toprak, ölümün ötesine geçiş kapısı olarak siyaha yüklenen en önemli niteliklerden biridir. Ölümün kraliçesi, yaşamın kraliçesi olan gecenin rengi. Sonsuz mutlulukların, sonsuz iyiliklerin sarı ve beyazına karşı durabilen ve onları içinde özümseyebilen siyah. Ve geçişle birlikte yeniden gelecek olan yaşamın kapısını açan bölgelerin rengi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih boyunca hemen hemen tüm kültürlerde siyah, matemin rengi olmuştur. Ölümün yüzünü aksettiren bu renk, gidenin ardından tutulan yasın, sembol rengidir. Bilinmeze yolladıkları erkekleri için siyahlar giyer kadınlar, kadınları için de erkekler. Öteye yollananın ardından ötenin rengi siyah, yalnızlığın, dokunulmazlığın sembolü olur.
Belki de hiçbir rengin talihi siyahınki kadar kara olmadı. Olumsuz diye gördüğümüz her şeyi siyaha yükleriz. Sıkıntıya düştüğümüzde karalar bağlarız. Dünyamız kararır. Şikayetçi olduğumuz hayatın yükünü siyaha atarız. Tarihimiz karaymış deriz. Ve siyaha hep haksızlık ederiz. Bilinmezin rengi siyah, evrenin en derin köşelerinde saklı olan o kara deliklerin rengi. İçine aldığını bir daha geri vermeyen, evrene dağılmış kara delikler, uzayın sırlarını araştıran gök bilimciler için bugün hala bir muamma. Orta çağda simyacılar için bir dönüşümün rengiydi siyah. Laboratuvarlarında madde dönüşümü üzerine çalışan simyacıların kullandığı bir yöntemin adıydı. Bir metalden başka bir alaşım elde etmek istediklerinde uyguladıkları yönteme nigredo, karartma adını vermişti simyacılar. Ve bu karartma yöntemiyle bir metal kimyasını değiştirir, başka bir metale dönüştürürdü. Simgelerle dolu o dünyada sayılar ve sayılarla yaratılan şifrelemelerde renklerinde bir karşılığı vardı. Siyahın dönüştürücülüğü kendinde taşıdığı anlam ona yüklenilen sayısal değerde de karşımıza çıkar. Siyahın belirli bir sayısal değeri yoktur, sıfırdır. Daha doğrusu vardır da değeri sıfırdır. Bir olayın önünde veya ardında olması halinde büyütür veya sonsuza dek küçültür olayı. Siyah gücün merkezidir. Bilinmezleri taşıyan o renk kendine çağırırken korkuyu uyandırır. Hapsedicidir siyah. Karanlığın gücüyle meydan okur, hükmeder. Siyahı bir güç sembolü olarak eski Türk mitolojisinde de görmek mümkün. İki önemli merkezle ilgilidir eski Türk mitolojisinde siyah. Yer ve yeraltı kavramları siyahla çağrışır. Şimdi yeraltı söz konusu olduğunda özellikle Türk mitolojisinde bir kısım şamanist inanışlara göz atmamız gerekiyor. Bu da gök tanrının karşısında yer alan bir yer tanrısı demeyeyim ama bir yer altında oturan tanrı söz konusudur ki daha ziyade ölümle ilişkilendirilmiştir. Bu Erlik Han diye de geçer veya kısaca Erlik diye de söylenebilir. Aslında erklik kelimesinden, güç, kuvvet kelimesinden gelmiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Erlik kötülük tanrısıdır. Aynı zamanda korkutucu bir görünüşte tasvir edilmiştir. Bu kara renk sembolizmi tabii yer unsurlarıyla ilişkili olarak, yeraltı unsurlarıyla ilişkili olarak ele alındığı için olumsuz manalara büründürülmek istenilen her şey bununla ilişkili olarak düşünülebilir, alakalandırılabilir. Kara kelimesinin kuvvetli manasında kullanılması yine bu erklikteki anlamdan ileri geliyor. Dolayısıyla
belki hükümdarlık sembolizmiyle ilgili olarak biraz kullanılabilecek yanı da onun kara renginin kuvvetli anlamında kullanılmasıyla ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Siyah bir reddediş rengidir. Duvarlarla örülü iç dünyanın rengi. Çünkü siyah renk hep tek başınadır. Hiçbir renkle karışmaz. Karışırsa siyah olmaz. Bu nedenle de tektir. İçe kapalıdır ve ulaşılmazlığın rengidir siyah. İçe dönüşün, rahme dönüşün rengi. Arap kültürü, siyaha çok büyük öncelik vermektedir. Aynı niteliği, koyu kahverengiyle özdeşen bir nitelikte bir Güney Amerika'nın Ant bölgesinde yaşayan kıyı uygarlıklarında da görebilmekteyiz ki bu insanlar da Arabistan'daki gibi bir çöl kıyı üzerinde yaşamaktadır. Gecelerin getirdiği ayla bütünleşen suların yükselmesi kavramı ve ayın bereketiyle özdeşen siyaha verilen bir ayrıcalık söz konusudur. Arap dünyasında siyah asaletin ve sonsuzluğun, sonsuz gücün simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyah boşluğa bırakır. Karanlığının uyarıcılığı, tüm renklerden arınmışlığıyla yarattığı o dinginlik duygusu kendiyle buluşmayı başlatır. Bu nedenle de içsel yolculuğa çıkanlar için siyahın derinliklerine çağıran mağaralar bir erk toplama merkezi olarak görülmüş. Siyah, algının kapısını aralayan renk olmuş. Siyah bir ruhban giysisi olarak da yine karşımıza çıkar. Bu anlamda sadeliğin, kibirden uzaklığın bir simgesidir. Mevlevi ayinlerinde, Mevlevilerin ayin giysilerinde de yine siyah beyaz karşıtlığı karşımıza çıkar. Ayin öncesinde bu siyah pelerin ki ölümün temsili rengidir çıkartılır ve dönmeye başlandığı zaman geriye beyaz giysiler kalmıştır. Arapça'da ölüm anlamına gelen mevt sözü, tasavvuf dilinde dünya yaşamını anlatır ve dünyasal yaşamın kirleticiliğini siyah pelerin simgeler. Siyahı çıkarıp semaya duran Mevlevi, her dönüşünde biraz daha o kirlenmemiş olana, beyaza yaklaşır. Mevlevilere göre evren, göklerin ve yıldızların dönmesiyle oluşmuştur. Semaya duran Mevlevi, hayatı var eden bu ritmi yakalayıp bütünleşmeyi ve aklaşmayı ümit eder. Siyahı çıkarıp beyaza yol alır. Siyahın esas ağırlıklı olarak kullanıldığı yerlerden biri Katolik Kilisesidir. Bu kilise içinde
papazlar ve keşişler ayrımı yapıldığı zaman, ki böyle bir ayrım var, papazlar kiliselerde, keşişler manastırlarda yaşıyorlar. Bazı keşiş tarikatlarının kara veya siyah kelimesiyle anıldığı bilinir. Örneğin Black Friars diye bilinen bir grup var. Siyah duacılar şeklinde tercüme edebiliriz. Bunlar siyah rengine bağlıdırlar ve siyahtan gelerek kendilerini hayata gösterirler, sunarlar. Şimdi ilginç olan tarafı, siyah veya kara rengi dediğimiz renk aynı zamanda da şeytana tapanların rengidir. Yani hem kilise için kutsal hem de şeytana tapanlar için kutsaldır. Siyahın kendiyle yaşadığı bu ikili yan, tıpkı siyahın beyazla yaşadığı karşıtlık gibidir. Siyah, beyazın karşısında dursa da beyazsız anılamaz. Çünkü karanlık yaşanmasa aydınlığın kıymeti anlaşılmaz. Gece olmasa gün doğamaz. Doğrandır siyah, yaşama ritmini verip dengeyi kuran, varlığında yokluğu, yokluğunda varlığı taşıyan, sırrını taşıyıp sırrını çözecek olan. Geçiş ondadır, bilinmezin kapısı onda açılır, oluşu tamamlayan yaşamın ve ölümün kapısıdır siyah. Karanlığın sırları belki de bizde gizli. Yaşama dokunuşumuzda, yaşamı kavrayışımızda gizli. Her şey zıttıyla birlikte varsa ve bu diyalektik yaşamı daim kılansa, karanlığın anlamı belki de gizli. Siyahın anlamı yaşamın kendinde gizli. Sonra demiryolu hattında ilk istasyonun burada olduğunu. Tamam, o zaman ne diyebilirim? Yani burası bir sınır ilçesidir. Hı hı. Edirne'nin. Uzunköprü Edirne'nin bir ilçesidir. Aynı zamanda iki nehrin kenarında bulunmaktadır. Hı hı. İki nehri birleştirir. Hangileri bunlar? Meriç Nehri ve Ergen Nehri'nin ortasında kalıyor değil mi? Evet. Evet, iki nehrin ortasında kalmaktadır. Kalmıyor ama eski konumu şeydedir. Bir de şeyden değinmeni istiyorum.
şimdi gelecek notlar da Uzun Köprü'nün bir beyler şehri olduğunu, yani Ömer Bey,